31 yaşındaki Oğuz Sercan Şevker, otizmli bir genç kişi, bir süredir İstanbul'daki bakım evinde kalıyordu. Genç adamın rahatsızlığından dolayı katı yiyecek yemesi yasaktı. Yakın zaman önce ailesine bir telefon geldi, kahreden bir telefon. Ve telefonun diğer ucundaki ses yetkililerden birine aitti. Oğlunuzun elma yerken kalbi durdu, diyordu. Talihsiz genç adam tam 12 gün yoğun bakımda kaldı ve hayatını kaybetti ne yazık ki. Gözü yaşlı aile evlatların ölümünde ihmal olduğunu öne sürüyor. ...30 yaşında... ...2 metre boyunda... ...aslan gibi delikanlıyım... ...ben şu an toprağa verdim... ...onunla birlikte bütün kalbimi... ...yüreğimi de gömdüm, geldim... ...bu hayatta tek dayanağım dediği... ...evladını, Oğuz'unu toprağa verdi... ...acısı çok büyük... ...gözü yaşlı anneyi kahredense... ...evladının kaldığı rehabilitasyon merkezindeki... ...şüpheli ölümü... ...ona söylenen gerekçe ise... ...elma yerken kalbinin durduğu... ...bir taneydi... Başka yoktu yani çocuğum. Olup olacağı oydu. O da işte bir sorumsuzluk yüzünden gitti yavrum. 31 yaşındaki otizmli genç İstanbul Sultanbeyli'deki işte bu rehabilitasyon merkezinde yatılı olarak kalıyordu. Bundan 2 hafta önce bu merkezden aileye bir telefon geldi. Telefonda arayan kişi anneye evlatlarının elma yediğini, elma yerken kalbinin durduğunu söyledi. Otizmli genç 7 senedir bir engelli bakım evindeydi. Katı yiyecek yiyemiyordu. Öyle ki annesi de her şeyi sıvı haline getirip gözünden sakındığı evladına veriyordu. İddiaya göre o günde bakım evinin bahçesinde ağaçtan düşen bir elmayı aldı. Eline sakladı, onu yemek isterken de nefessiz kaldı. Ardından da kalbi durdu. Otizm hastası genç 12 gün yoğun bakımda kaldı ama çabalar onu hayatta tutmaya yetmedi. İnanın şu an nefes alamıyorum. Alamıyorum yani. Yerken elma boğazına kaçıyor, nefes borusuna. Bunların sorumlusu o kurum. 31 yaşındaki otizmli gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Burada rehabilitasyon merkezinin bu ölümde bir ihmali var mı yok mu? İşte tüm bunlar gerekli araştırmalar sonrasında ortaya çıkacak. Sonuna kadar da arkasındayım, peşindeyim. Bırakmayacağım. Biz de buraya geldik. Rehabilitasyon merkezine mikrofon uzatmak istedik ancak kameralara konuşmadılar. Tüm güvenlik kamerası görüntülerinin verildiğini ve bir ihmallerinin olmadığını söylediler.